Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında Musul'da rehin alınan 49 konsolosluk çalışanı ile ilgili gen soru önergesi verdi. Önergede IŞİD'in Musul Başkonsolosluğu baskını ve sonrası hakkında meclisin bilgilendirilmediği belirtildi. Biraz ayrıntılı konuşalım bu gen sorunun gerekçelerini. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Dilek Akagün Yılmaz Ankara stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Yılmaz, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Sayın Yılmaz, sesiniz bana ulaşmadı. Bir problem var arkadaşlarımdan, rica edeyim. Beni duyabiliyor musunuz? Geliyor mu sesim? Şu anda geliyor. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Tamam. Şimdi IŞİD'in Musul Başkonsolosluğu'nu basması, 49 konsolosluk çalışanları rehin alması ile ilgili gelişmeleri biz hani vermeye başlamışken birdenbire yayın yasağı gelmişti biliyorsunuz ve çok üzerinde konuşamıyoruz yayınlarımızda da içeriğiyle ilgili olarak. Siz bir gen soru önergesi verdiniz Ahmet Davutoğlu hakkında, Dışişleri Bakanı hakkında CHP olarak. Ve dediniz ki yeterince meclis de bilgilendirilmedi bu baskınla ilgili olarak ve baskından sonraki gelişmelerle ilgili olarak. Biraz açalım mı? Hiçbir şekilde bilgilendirilmediniz mi milletvekilleri olarak bu baskınla ilgili olarak? Hayır, bilgilendirilmiyoruz. Ama biz bunu aslında gen sorumuzu hemen 11 Haziran'dan birkaç gün sonra hazırlamıştık, vermiştik. O dönemde şöyle bir bizden yardım istenmişti hükümet tarafından. İşte görüşmelerin devam ettiğini, konsolosluk görevlilerimizin ve ailelerin kısa sürede serbest kalacağını, bu süreçte onların can güvenliğinin tehlikeye atılmaması açısından bu gen soru önergesinin geri çekilmesi istenmişti. O dönemde geri çekilmişti bilgi verileceği gerekçesiyle ve görevlilerimizin, ailelerimizin can güvenliğini tehlike altına atmamak için. Ama ne yazık ki 2 aylık bir süreç geçti. Ne bu konuda biz bilgilendiriliyoruz, ne de gerçek anlamda aileler de bilgilendiriliyor. Hatta bugün aileler suç duyurusunda da bulundular Başbakan ve Davutoğlu hakkında. Çünkü onlar artık ailelerin, görevlilerin can güvenliğinden de endişe ediyorlar. IŞİD militanlarının nerede sakladığı, ne yaptığı ve neler istediği konusunda en ufak bir bilgimiz yok. Tabii duyumlar şöyle. Türkiye'de tutuklu bulunan bazı militanların serbest bırakılması karşılığında ailelerin ve konsolosluk görevlilerimizin serbest bırakılabileceği gibi bazı iddialar var. Ama ne yazık ki şimdiye kadar herhangi bir gelişme elde edilmedi ve 2 aylık bir süre geçmesine rağmen çoluk çocuk, bütün aileler ve görevlilerimiz halen daha IŞİD'in elinde rehin. Bu nedenle de zaten ne Davutoğlu ne Başbakan doğrudan doğruya herhangi bir şey söyleyemiyorlar. Bunu gözlemliyoruz zaten. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar aciz içinde olmamalı. Daha biliyorsunuz hemen o günlerin ardından, Musul'un ele geçirilmesinin ardından Almanya kendi çalışanlarını oradan bir operasyonla kurtarmıştı. Zaten işin başlangıcında da konsolosluğumuzun tahliye edilmemesi, IŞİD militanlarının eline neredeyse onların bırakılması ve can güvenliklerinin tehlikeye atılması da en baştan itibaren hataydı. Ama temennimiz en kısa zamanda kurtarılmalarını bekliyoruz. Tabii AKP hükümetinin bu konudaki aciziyetinden de çok büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu bir acizlik mi yoksa bir strateji mi? Yani bu da tartışılıyor çünkü. Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamalarda hani biz tabii ki çalışanlarımızın can güvenliği nedeniyle hassas bir süreç işletiyoruz. Biz çok az geliyor yalnız. Duyabiliyor musunuz benim? Şimdi biraz daha duyuyorum. Şimdi bu bir aciziyet mi yoksa bir strateji mi diye soruyorum. Yani Başbakan Erdoğan dedi ki biz dedi tabii can güvenlikleri açısından hassas bir süreç yürütüyoruz ama uzun bir süre geçti üzerinden. Ve dediğiniz gibi ne kamuoyu ne de meclis bilgilendiriyor. Yani arkada başka bir politika mı var? Özellikle hükümetin IŞİD'e yönelik yaklaşımlarını, IŞİD'in İstanbul'daki rahat hareketlerini, geçtiğimiz günlerde bir piknik görüntüsü yayınlandı biliyorsunuz, orada cihat çağrıları vardı. Ya yani genel olarak AKP hükümetinin de IŞİD politikasını belki konuşmak gerekiyor. Evet. Şimdi en baştan itibaren baktığımızda
Zannederim şimdi sesimi duyuyorsunuz değil mi? Gayet iyi geliyor Sayın Yılmaz. Tamam. Şimdi en baştan itibaren baktığımızda IŞİD'in orada güçlendirilmesi, Irak'ta ve Suriye'de güçlendirilmesi biliyorsunuz Suriye'ye yönelik Türkiye'den kaynaklanan müdahalelerle olmuştu. Hem silah yardımı yapıldı, hem bütün ülkelerden gelen militanlar, cihatçılar, teröristler Suriye'ye gönderildi. Suriye'de bu şekilde El Nusra'nın, El Kaide'nin bağlantısı olan El Nusra'nın ve ardından da onlarla da belli çelişkileri var olan IŞİD'in doğması sağlandı. Yani işte Adana'da yakalanan tırlarda silahların Suriye'ye gittiği, daha çok da bu IŞİD militanlarının eline geçtiği belirtilmekte. Bunların hepsini aslında Suriye'ye ve Irak'a Türkiye Cumhuriyeti kaynaklı olarak AKP hükümetinin yanlışlığı sonucunda buralara silah ve teröristlerin gönderilmesi sonucunda karşımıza bu IŞİD gerçeği çıktı. Biliyorsunuz ilk Reyhanlı saldırısında biz bunların ismini duymuştuk. O zaman El Nusra beraberlerde El Nusra'nın üstlendiğini duymuştuk. Hükümet her ne kadar bunu kabul etmese de El Nusra üstlendiğini belirtmişti. Reyhanlı'da ülkemize dönük bir saldırı başlamıştı. Ardından daha yakın geçmişimizde bu Ömerli'de bayram namazı kılacağız gerekçesiyle IŞİD militanlarının oradaki propagandalarına tanık olduk. Yine İstanbul'da Caferilerin gitmiş olduğu bir caminin kundaklanması söz konusu oldu. Niğde'de yine IŞİD militanları tarafından öldürülen askerimiz ve polisimiz oldu. Tüm bunların hepsini göz önünde tuttuğumuzda aslında AKP tarafından beslenen ve büyütülen IŞİD'in tam anlamıyla Orta Doğu'da bir jandarma görevini gördüğünü gözlemliyoruz. Her ne kadar şu anda Kürt bölgesindeki peşmergelerle de çatışmaları olduğu söylense de aslında IŞİD'in yaptığı işlev hem İsrail'in saldırılarını orada kolaylaştırmak, çünkü insanların ve oradaki güçlerin, İsrail'e karşı mücadele eden güçlerin tümü neredeyse IŞİD'le mücadele etmeye başladılar. Suriye'de işte Hizbullah da aynı şekilde, Irak'taki diğer güçlerde IŞİD'le mücadele etmeye başladılar. Bu boşluktan kaynaklanan bir şekilde İsrail Gazze'ye saldırdı. Çünkü Filistin halkı orada savunmasız bırakılmak istenmişti. Diğer bir sonucu da aslında Kuzey Irak Kürt bölgesinin bağımsızlığına doğru adım adım ilerlemesi. Musul'un işgaliyle beraber, IŞİD tarafından işgaliyle beraber Irak'ta bir Şii bölgesi, Sünni bölgesi ve Kürt bölgesi artık fiili bir durum haline getirildi. Ve işte şeyde, Barzani'de biliyorsunuz, yapacağımız artık bir şey yok. Biz Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan etmek durumundayız gibi sözler söyledi. Ve bunu ilk destekleyen de İsrail'de, ardından da Hüseyin Çelik'ti, yani Türkiye'ydi. Her ne kadar daha sonradan Davutoğlu yalanlasa da sonuç olarak bunlara yol açtı. O zaman IŞİD'i böyle görmek lazım. IŞİD aslında Orta Doğu'da bir jandarma görevini görüyor ve her nedense bütün IŞİD militanları da öncesinde Amerikan üssünde çalışıyor oluyorlar ya da Amerika tarafından tutuklanmış oluyorlar geçmiş dönemlerde. Daha sonradan bunların hepsi de IŞİD olarak karşımıza çıkıyor. Bunun aslında Orta Doğu'nun dizayn edilmesine dönük bir çaba olduğunu hepimiz görmemiz lazım. AKP'nin de bu dizayn çalışmasında kolaylaştırıcı ve yardımcı rolünü görmemiz lazım. İşte bu nedenle de aslında bu IŞİD olayına bu gerçek üzerinden bakmak lazım. Suriye'nin bölünmesi ve Irak'ın bölünmesi, ardından da sıranın Türkiye'ye doğru geleceği çok açık seçik zaten. IŞİD militanları Hatay'ı ele geçireceğiz diyorlar. Ardından işte İstanbul'u ele geçireceğiz diyorlar. Bu tamamıyla bir jandarmalık görevinin IŞİD'e verildiğini gösteriyor. Bunun yandaşları da yani Amerika tarafından kontrol edildiği, İsrail'in yardımları olabileceği, AKP'nin hükümet olarak yardımlarının olduğunu hiç kimse gizlemiyor zaten. Bunlar pek çok yerden de basına da sızıyor. Bir yandan da IŞİD'in elindeki rehineler üzerinden acaba siyasi bir malzeme olarak kullanabilir mi bu durumu diye konuşuluyordu Başbakan Erdoğan'ın, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz siz?
Geçen gün Milli Savunma Bakanı aslında bunu açıkladı. Dedi ki işte birkaç gün içerisinde, hemen bugün de yarın da rehineler serbest bırakılabilir gibi sözler söyledi. Ama ne yazık ki bu da gerçekleşmedi. Yani bu kadar da artık insafsız olunmaz diye düşünüyorum. Orada 49 vatandaşımız var, konsolosluk görevlilerimiz var, çocuklarımız var. Onlar böylesi bir siyasi malzemenin konusu yapılmaz, yapılamamalıdır diye düşünüyorum. Ama şimdi AKP iktidarının yapmış olduğu pek çok yanlışlık var. Bu da hiç olmayacak diye bir şey yok. Ama ne olursa olsun artık siyasi malzeme de yapılmadan ya da yapılarak da bir an önce serbest bırakılmaları gerekiyor. Çünkü en önemli şey insan hayatıdır. Biliyorsunuz IŞİD orada Arapları, Türkmenleri, Kürtleri, Ezidileri hepsini şu anda tehdit altında tutuyor. Ve sivil halka yönelik çok ciddi saldırıları var. Bir an önce IŞİD'in aslında Orta Doğu'daki bu jandarmalık görevine son verilmesi lazım. Bütün bölge ülkelerinin, oradaki işte İran'daki, Suriye'deki ve Türkiye'deki bütün Irak'taki bölge güçlerinin IŞİD'in ortadan kaldırılmasına dönük ve etkisizleştirilmesine dönük çok ciddi bir çaba göstermesi gerekiyor. IŞİD hem Orta Doğu için çok ciddi bir tehlike, hem ülkemiz için çok ciddi bir tehlike. Yani bu yönünün de göz ardı edilmeksizin hem rehinelerimizin kurtarılması gerekiyor. Koskoca bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların nerede olduğunu göremez mi? Yani bir hava harekatıyla bunları bulundukları yerden alamaz mı? Yani Almanya yapıyorsa çalışanları için orada bir operasyon, Türkiye neden yapamaz? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Artık işte oradaki insanlarımızın can güvenliği söz konusu, onun için susalım, oturalım. 2 aylık bir süre geçti. Susup oturmanın zamanı değil. Bir an önce o insanları kurtarılması için hükümete baskı yapmak lazım ki biz bu gel soru önergesini de o nedenle artık vermek durumunda kaldık. Çünkü 2 aylık bir süre çok fazla bir süre. Ya görüşerek, konuşarak belli kaynaklarla ya da operasyonla bu insanlarımız kesinlikle kurtarılmalı diye düşünüyorum. Şimdi bir yandan şöyle bir sorun da var. Suriye'deki durumdan kaçan Suriyelilerin Türkiye'de artık hani çok büyük bir sayıya ulaştığını biliyoruz. Hemen hemen her ilimizde Suriyelilerle, Suriyeli ailelerle karşılaşmak mümkün. Onların barınma, yaşamlarını sürdürme gibi bir sorunları var. Bir yandan Irak'taki artık IŞİD teröründen kaçan Irakların, siz de az önce belirttiniz, mesela Ezidilerin birçoğunun Türkiye'ye giriş yaptığını biliyoruz. Türkmenlerin yine hani buradan giriş yapmak istediklerini ama Türkiye'ye alınmadıkları yönünde haberler var. Yani Türkiye açısından da baktığımızda bir herhalde idare edilmesi gereken, bu insanların yaşamlarını sürdürmesi ya da onlara dair bir politika oluşturulması gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak hani CHP'nin tavrı, tutumu ne, AKP'nin politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evvelsi gün aslında mecliste çıkan kavganın biraz da nedeni bu. Biliyorsunuz Suriye'den çok sayıda göçmen geldi. Kapılar açıldı. Hatta Suriye'den göçmenler gelmeden önce Van'daki depremzedeler için hazırlanan konteyner kentler Suriyeliler için hazırlanmaya başlandı ve oralara alınmaya başlandı Suriyeliler. Şimdi bu bir insani olay olarak düşünürsek 1 milyon civarında Suriyelinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak ne yazık ki Türkmenler korunmasız bir şekilde şu anda Irak'ta çok zor durumdalar. Şimdi Kürt peşmergelerinin silahları var. Orada kendilerini ya da Kürtleri koruyabiliyorlar. İşte Suriye'den giden YPG güçlerinin de yine silahlı olduğunu biliyoruz. Ama ne yazık ki Türkmenlerin orada silahlandırılması söz konusu değil. Türkmenler orada sahipsiz kalmış durumdalar. Onun için de Türkiye'ye doğru yöneliyorlar. Türkiye'den alınmıyorlar. Şöyle söyleniyor yetkililer tarafından. Biz Kürt bölgesinde onlara bir kamp oluşturalım. Ben şunu geçen günde sordum. Yani neden Suriyeliler için kamplar oluşturuluyorsa, 1 milyon civarında Suriyeli bu ülkede barındırılıyorsa Türkmenler neden barındırılmıyor? Ya da Ezidiler neden barındırılmıyor? Neden buraya Türkiye'ye girmeleri sağlanmıyor da Kürt bölgesinde bir kamp kuracağız ve orada onların ihtiyaçlarını karşılayacağız deniyor. Onun dışında yapılan yardımların da devede kulak kaldığını ve gerçek anlamda oradaki Türkmenlerin korunmadığını biz hepimiz biliyoruz. Türkmen liderlerinden gelen bilgiler de bu doğrultuda. Mecliste de aynı şekilde bu sorular sorulduğu için
Yani neden Türkmenlere dönük ciddi bir yardım yapılmıyor ve neden kapılar açılmıyor onlara dendiği için meclis arkadaşlarımız hem MHP hem de CHP'li arkadaşlarımız orada saldırıya uğradılar AKP'li milletvekilleri tarafından. Bu bir gerçek. Tabii Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan insanlarımızın Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu gerçeği öğrenmesini istemiyorlar. O nedenle de Türkmenlerin sahipsiz kaldığını, IŞİD'in yine AKP iktidarının aslında sonuç AKP'nin sonuç olduğu bir yardım ve yataklıktan kaynaklandığını görmek istemiyorlar, gösterilmesini istemiyorlar. Ama biz bu gerçekleri göstermeye devam edeceğiz. Hem Türkmenlerin oradaki yaşadığı durum ve çok zor durumda kalmaları, insanların artık çoluk çocuk, yaşlı genç ölümle burun buruna geldiğini, hatta susuzluktan ve açlıktan öldüklerini, IŞİD'in saldırısını bırakın, bu nedenlerle de öldüklerini görmek ve duymak istemeyen AKP iktidarına karşı da biz bunları duyurmaya ve halkımıza duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi bir başka gündem maddesiyle, yani gündemin en önemli sıcak maddelerinden biriyle devam edelim istiyorum. Sizin de değerlendirmelerinizi almak isteriz. Bu da hani FETÖ örgütün emniyet ayağına yönelik bir operasyon var biliyorsunuz. İkinci dalgası da dün geldi. Sabah saatlerinde yine daha alt kadroda çalışan polislere yönelik bir operasyon yapıldı. Emniyetteki sorguları sürüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha çok hani dinlemeleri yapan polisler üzerine yoğunlaşmış durumda gibi görünüyor bu operasyonlar. Neler söyleyeceksiniz bu operasyonla ilgili? Şimdi bu dinlemeleri yapan kişiler ya da işte polisler daha çok geçmişte Ergenekon, balyoz ve casusluk yalanı gibi davalarda da sahte delil üreten, sahte dinlemeler yapan ve pek çok kumpas davanın nedeni olan kişiler. Bunların yaptıklarını biliyoruz. Ve AKP iktidarının yönlendirmesiyle de AKP'nin bu konuda işbirliği içerisinde olduğunu, hükümetin işbirliği içerisinde olduğunu, bu polislerin de bu kumpas davaların yaratan polisler olduğunu biliyoruz. Ama şu andaki operasyonlar gördüğümüz kadarıyla daha çok başbakan, bakanların, bakan çocuklarının dinlenmesi ve Selam Tevhid Örgütü adı altında usulsüz bir şekilde dinlemelerden bahsediyorlar. İşte değişik isimlerle ya da IMEI numaralarıyla sadece dinlemeler yapıldığından bahsediliyor. Ve bu şekilde de devlet görevlilerinin işte her türlü gizli belgesine, bilgisine ulaşıldığı iddia ediliyor. Ama ben burada hükümetin çok samimi olmadığını düşünüyorum. Samimi olmadıklarını nereden biliyoruz? Öncelikle sadece bu dinlemelerle ilgili, 17 ve 25 Aralık operasyonlarına yol açan dinlemelerle ilgili soruşturmalar yapılıyor. Sadece AKP iktidarına ve onların çevresine, yakın çevresine, bakanlarına yönelik bu dinlemeler soruşturuluyor. Ama ne yazık ki bu soruşturmaların içerisinde önceki davalarda Ergenekon, balyoz, casusluk yalanı, Oda TV gibi davalarla ilgili en ufak bir soruşturmanın olmadığını gözlemliyoruz. Bu da bu konuda AKP iktidarının çok da samimi olmadığını gösteriyor. Şimdi dün yaş kararlarından biraz önce haberlerde siz de bahsettiniz. Balyoz ve Ergenekon davalarındaki mahkum edilen, ceza alan tüm komutanların ve askerlerin emekliye sevk edildiği bahsediliyor. Ve buna başbakan da şöyle bir gerekçe söylüyor. İç hizmet kanunu çerçevesinde tutuklanmalarıyla beraber bunların ilişkilerinin kesilmesi gerekiyor. Hatta bunlar işte mahkumiyet aldılar ama yargılamanın iadesine karar verildi ama mahkumiyetleri var gibi sözler sarf ediyor. Bakın, bu türden şeyleri bir torba kanuna koyacağınız bir maddeyle düzeltebilirsiniz. O zaman anlıyoruz ki aslında bu kumpas davalarını AKP iktidarı cemaatle beraber yaptılar ve sonuç olarak bu kumpaslar Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusuna, aydınlarına, bilim insanlarına karşı yapılan bu kumpasların devamını istiyor AKP. Yani şunu yapamaz mıydı? İç hizmet kanunundaki bir değişiklikle, torba yasalarda, onlarca çıkan torba yasada bir değişiklikle askerlerin yeniden, muvazzaf askerlerin görevlerine dönmesi sağlanabilirdi. Ordunun gerçekten de bel kemiğini oluşturan insanların, ama ne yazık ki onların görevden ayrılması, onların görevden uzaklaşması
yaygınlaştırılması ve asıl amaç da onların işte Türkiye Cumhuriyeti'nin savunmasında oynayacakları rolü ortadan kaldırmak istemeleriydi. Ve bu kumpasın devam ettiğini ben halen daha görüyorum. Onun için de bu yapılan operasyonların daha çok bir yaldızlama operasyonu olduğunu ve AKP'nin kendisini kurtarmaya dönük, kendisine yönelik saldırıları bertaraf etmeye dönük bir çaba olduğunu görüyorum. Ama şimdi bu amaçla yapılıyor olabilir bu operasyonlar. Ben biliyorum ki bütün bu kumpas davalarında Balyoz, Ergenekon, casusluk yalanı ve Oda TV gibi tüm davalardaki avukat arkadaşlarımız hazırlanıyorlar. Bu polislerle ilgili bütün belgeler ve bilgiler toparlanacak ve hepsi birlikte hem suç duyurusunda bulunacaklar hem bu davalara müdahil olacaklar. Bu soruşturmaların bu şekilde geçiştirilmesine izin verilmemesi lazım. Bu polislerin gerçekten de bu kumpasçı polislerin kesinlikle yargılanmalarını sağlanması gerekiyor. Ama aynı zamanda şunun da peşini bırakmamak gerekiyor. Bu kumpaslar AKP ile beraber cemaat tarafından kuruldu. Halen daha da bunun kısmi olarak devam ettiğini görüyoruz. O nedenle buna neden olan hem AKP iktidarındakilerin, bakanların hatta başbakanın hem de cemaatçi polislerin yargılanması konusunda bu işin peşini hiçbir zaman bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Yani gerçekten bu operasyon kumpaslara yönelik, o kumpasları gerçekleştirenlere yönelik olsaydı Yüksek Askeri Şura kararlarında da o kumpasların mağduru olanların lehine kararlar alması gerekiyordu diyorsunuz Başbakan Erdoğan. Evet. Bir sorum daha olacak. Şimdi bir yandan da bazı ses kayıtları çıkmaya devam ediyor. Son olarak işte Bilal Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı politikalarında aslında nasıl belirleyici olduğunu ortaya koyan ses kasetleri ortaya çıktı. Ama CHP'nin çok fazla üzerinde durmadığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki bunlar dedi seçim öncesinde ortaya çıktığı için çok fazla içselleştirilmiyor. Seçmen algısı, yani seçmenin davranışı üzerinde bir etkisi olmuyor. Dolayısıyla hani seçim gündemde olmadan ortaya çıksaydı biz daha çok tartışılmasını sağlardık. Doğru bir tutum olarak görüyor musunuz? Şimdi bakın tabii o özellikle kasetlerin ortaya çıkması, bu dinlemelerin ortaya çıkması açısından bir kere şöyle bakmak lazım. Yani bunlar mahkeme kararlarıyla elde edilen eğer dinlemeler ise tabii ki bunların üzerine çok daha fazla gidilmesi lazım. Ama yasa dışı bir şekilde elde edilen dinlemeler ise her ikisinin de üzerine gitmek lazım. Hem o bu dinlemelerle ortaya çıkan suçların, yani işte milli eğitimin dizayn edilmesi, bütün okulların imam hatipleştirilmesi, imam hatipli sayısının 1 milyonu bulması ve eğitimin dinselleştirilmesine dönük her türlü çabanın içine girdikleri anlaşılıyor. Zaten AKP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından verilmiş bir kararı var. Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olan bir parti olduğu konusunda verilmiş bir kararı var. Buna devam ettiğini, aslında bir anayasal suç işlemeye devam ettiğini hepimiz görüyoruz. Bunu bir gündeme getirmek lazım. Ama diğer yönüyle de bu yasa dışı dinlemeleri yapanların da, usulsüz dinlemeleri yapanların da bir şekilde yani onların da yargılanması için gereken şeyi yapmak lazım. Çünkü siz eğer bir ülkede bu şekilde hukuk güvenliğini, kişi güvenliğini ortadan kaldıracak şekilde sürekli herkesi dinlerseniz, herkesin güvenliğini ortadan kaldırırsanız bu ülkenin gerçekten hukuki güvenliğine artık dinamitlemiş olursunuz. Onun için yani zaten bunları söylemek için 4+4+4 ile beraber ve pek çok kanun hükmünde kararname ile beraber eğitimin dinselleştirilmeye doğru gidildiğini, laik eğitim sisteminden artık vazgeçildiğini ve eğitim birliğinden vazgeçilmeye doğru gidildiğini hepimiz görüyoruz. Yani bunun için Bilal Erdoğan'ın dinlenmesine bile gerek yoktur. Bilal Erdoğan eğer böyle bir gerçekte bu aslında laiklik karşıtı bir eylemdir. Bu nedenle yargılanması ve bunun teşhir edilmesi lazım. Ama yani bu konuda tabii bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak biraz daha bu işin üzerine gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yani Bilal Erdoğan üzerinden değil ama AKP'nin hem Milli Eğitim Bakanı hem AKP'nin eylem ve işlemleri üzerinden gitmek lazım. Çünkü o Bilal Erdoğan'ın dinlemeleri sadece var olanı ilan etmekten başka bir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Peki Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz Ankara stüdyomuzda konuğumuzdu. IŞİD'den başladık. IŞİD'in rehin tuttuğu 49 çalışanımızla, konsolosluk çalışanı ile ilgili henüz somut bir gelişme yok. Neden bir ilerleme kat edilmiyor? Bununla ilgili olarak CHP gen soru önergesi verdi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında. Meclisin ne bu rehin alma olayı ve ne de sonrasında konsolosluk çalışanlarının akıbetiyle ilgili bilgilendirilmediğinden yola çıktı. CHP Davutoğlu hakkında gen soru önergesi verdi. Onu konuştuk. Tabii bir yandan da FETÖ örgütün emniyet ayağına yönelik bir operasyon var. Onunla ilgili değerlendirmelerini de aktardı. Ve bunlarla beraber ortaya çıkan ses kayıtları var. Özellikle Bilal Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nı nasıl yönlendirdiğine ilişkin ses kayıtları da ortaya çıkmıştı. Bununla ilgili de değerlendirmelerini bizimle paylaştık.